Evet, BNI'den herkese merhaba. Bugün BNI Talks'un 3. bölümüyle sizlerle karşınızdayız. Bugün yanımızda Berkay var. Berkay Türkiye'de tıp fakültesinde öğrenci, aynı zamanda bu yaz Almanya stajını yapmaya geldi. Ve şu an stajını bitirdiği haftadayız. Yani bütün tecrübelerini biriktirdiği ve size aktarmaya çok hazır olduğu bir andayız. Biz de bu konuda aracı olmak istiyoruz ve ilgilenen arkadaşlara yararlı bir video sunmayı planlıyoruz. Evet, bugün kameranın önünde Ezgi yok tabii ki, çünkü bugün kameranın arkasında kendisi ve videonun yönetmeni görevini. Bugün yönetmenlik bende. Burak'ın elinden yönetmenliği aldım. İlk defa izleyenler için öncelikle biz bir kendimizi tanıtalım. Biz Burak ve Ezgi, Almanya'da yüksek lisans öğrencisiyiz. Almanya'daki ve Almanya'ya geliş sürecimizdeki tecrübelerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bugün ise yanımızda Berkay var. Berkay ise tıp öğrencisi. Biz business öğrencisiyiz. O yüzden hani aramızda hiçbir bağlantı olmadığı için. Hiçbir bağlantı yok maalesef ki. Biz de bugün Berkay sayesinde bu konuda daha çok bilgi sahibi olacağız bu videonun sonunda. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. İlk başta tabii ki de Berkay'ı tanımayanlar için, Berkay, bir kendini bize tanıtabilir misin? Merhaba, ben Berkay Akgiçerik. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıfı bitirdim. 4. sınıfa geçiyorum. 2021 yaz döneminde Erasmus programıyla Almanya'nın Frankfurt şehrinde damar cerrahisi bölümünde 2 aylık stajımı şu an tamamladım. O zaman ilk şöyle başlayalım. Berkay, bu stajı nasıl buldun? En çok merak edilen çünkü bu. Bir tıp öğrencisi nasıl staj ayarlayabilir Almanya'da? Aslında staj anlamında tabii programlar var. Erasmus da olabilir. Yoksa burada Famulatua dedikleri programlarla da gelebilirler. Benim programım Erasmus'ta, çünkü hibe olanağı olduğu için gerçekten avantajlı oluyor. Aylık 600 euro gibi Almanya ve Batı Avrupa ülkeleri için. Bir aylık hibe destekleri var. Nasıl gelebilirler sorusunu soruyorsak, burada kendilerine bir davet mektubu bulmaları gerekiyor. Bu davet mektubunun da tabii ki de birçok yere başvurular yaparak, yaklaşık 100-200 mail falan atarak, buradaki hastanelerdeki hocalara, klinikteki bölümlerin şeflerine, daha çok tabii bölüm şeflerine ama aynı zamanda uzman doktorlara da mailler atarak bulabilirsiniz. Başka ne söyleyebiliriz? Yani nasıl karar verdim? Aslında ben hep bir yurt dışında bir şeyler yapmak istiyordum. Hı hı. Yani sadece turistik anlamda değil, yaşayarak ve birazcık da CV'de yer tutabilecek, evet. Yani kendi alanımla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Bu da staj gerçekten güzel, bir tatmin edici bir şey yani. Peki şöyle bir şey sorayım. Mesela sen ortalama kaç mail attın? Nasıl oldu? O sürece ya ben başlayalım. Aslında şöyle, 2020'nin Kasım, Aralık aylarında ben mailleri hazırladım ve yollamaya başladım. Hı hı. Hatta belki de daha önce de, Ekim'de diyebiliriz. Hı hı. Ekim'de başladım. O zaman tabii daha aşı olmadığı için ciddi bir, yani koronadan dolayı ciddi hastanelerin çekinceleri vardı. Yani çünkü stajyer... daha belirsizlik yüksek. Evet, ama belirsizlik ciddi anlamda vardı. Aşı daha o zaman olmadığı için. O zaman gönderdiğim yerlerden çoğundan cevap bile almıyordum. Hı hı. Cevap almamanın ötesinde bazen de İngilizce mailime Almanca cevap alıyordum. Evet, ve ciddi anlamda şey istiyorlardı. Mesela C1 Almanca istiyorlardı ve hı hı. FSP dediğimiz, bu Fachsprachprüfung denen bir tıbbi Almanca yeterli sınav var. Bunları istiyorlardı. Bu da bana çok saçma gelmişti. Yani bir 3. sınıf öğrencisinden evet. Niye bunu istiyorlar gibisinden. Evet. Öyle bir demoralize olup aramayı bırakmıştım aslında. Sonradan bir motive olup buldum gibi oldu. Tamam, şimdi anladığımız kadarıyla mail atıyorsun ve mailde eğer karşılıklı anlaşırsanız staja geliyorsun. Peki maillerin içeriğine girersek, mailleri İngilizce mi attın, Almanca mı attın? Ve farklı tıp bölümlerine başvururken, işte dahili olur, kalp olur, tamamen arkadaşlar mazur görün. Bunları ne kadar mailleri spesifikleştirdin? Daha genel mail attın. Nasıl oldu? Şöyle, İngilizce attım başlangıçta, onu söyleyeyim. Evet. Almanca bilmediğim için. İngilizce atmanın tabii bir de dezavantajı var. Bu bizim attığımız mailleri direkt hocalar okumuyor. Çoğu hı-hı. zaman sekreterleri okuyor ve sekreterleri de İngilizce bilmiyorsa direkt sizin mailiniz çöp kutusuna belki gidiyor. Belki hiç uğraşmıyor değil mi çevirmekle? Yani büyük ihtimal İngilizce başlığı gördüğü an zaten direkt çöp kutusuna atıyor olabilir diye düşünüyorum. Almanca o yüzden çok daha avantajlı olur, eğer biliyorsanız Almanca yazın tabii ki de. Spesifikleştirme konusunda şöyle, önce bir taslak hazırlamıştım. Hı-hı. Önce kendimi tanıtan, daha sonra ne yapmak istediğimi anlatan, o bölümle ilgili bir taslak hazırlamıştım. Yani her hocaya aslında atılabilecek bir şey ama bunu daha sonra o hocanın ilgilendiği bölümü, hı-hı. ilgilendiği alanı, mesela kardiyoloji hocasının ya da kalp cerrahı hocasının mesela minimal invazivle ilgileniyorsa minimal invazive olan ilgimden bahsettim. Hı-hı. Mesela tabii ki burada her alana ilginiz olmayacağı için, evet. aslında burada biraz ne diyelim,
Yani biraz bir trik gibi bir şey oluyor yani. Onları yazmak durumundayız. Çünkü hocanın da zaten hiç ilgilenmediği bir bölüm olursa hoca da der yani ben bu senin ilgilendiğin alanlarla ben uğraşmıyorum zaten. Sana yani. Bir artı değer katamayacağım belki. Evet. Çünkü öyle de düşünüyorlar. Yani aslında tabii onun uzmanlık alanına, daha spesifikleştiği alana siz de bir ilginiz olduğunu belli ederseniz çok daha kabul alma oranı yükselir ve de şey de olur zaten. En azından beni tanıyor. Yani evet. Benim mailimi bulup bana herkese gönderdiği maili yollamamış imajı da oluşur. Öncesinde hoca hakkında biraz araştırma yaptığını kanıtlıyorsun. Çünkü ya. Bizim okullara başvururken de öyleydi. Biz de ders programlarından spesifik bir şeyler tutmaya, mektuba yazmaya çalışıyorduk. Sende de demek ki. Ya zaten çok zor bir şey değil. Direkt hastanede o hocanın tedavi spektrumundan bakıp en çok zaten spektrumunu olan şeylerden bahsedebilirsiniz. Çok aman aman bir yani özgeçmişini okumanıza da gerek yok zaten. Onu da soralım peki. Sen mail atarken CV'ni yüklüyor muydun? Transkriptini yüklüyor muydun? Transkript değil de CV ve motivasyon mektubumu ekliyordum. Mailime cover letter diye dediğimiz önce bir cover yazıyordum. Yani bunun neden attığımı. Daha sonra tabii ki de motivasyonumu anlatan. O motivasyon mektubuyla ilgili de yani bir günde yazılacak bir şey değil. Yani motivasyonunuzu belli etmek için en az bir bence bir 3-4 gün üstünde düşünün. Neler ekleyebilirim? İnternetten örnekleri bir sürü var. Okuyun. Özellikle mesela gitmek istediğiniz alan nedir? Yani tıp mıdır, mimarlık mıdır, hukuk mudur? Motivasyonunuzu belirtin. Bir de tabii ki de CV. CV'nizi de olabildiğince bu uluslararası standartlara uygun sitelerde bedava bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Europass CV yaptın Europass mı? Europass CV ben de hazırladım. Evet. Peki şimdi bir de şunu konuşalım. Almanya'da çok fazla Türk doktor da var. Burada büyümüş, doğmuş büyümüş Türk doktorlar var. Türkiye'de belli bir seviyeye geldikten sonra Almanya taşınan, işini burada yapan Türk doktorlar var. Sen de böyle bir doktorun yanında çalışıyorsun şu an. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? İnsanlar Türk doktorları da sence yazmalı mı? Onlara mailini Türkçe mi yazmalı? Bak belki sekreteri Türk olmayacak. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya şöyle, benim hocam doğma büyüme buralı bir hoca. Burada tıpı okumuş, burada uzmanlığını yapmış. Yani Türk hocalara yazılabilir. Neden olmasın? Yani çünkü bunu herkes yapıyordur diye tahmin ediyorum. Yani mesela Avrupa'da çok Hintli doktor da var. Ve çok İtalyan, Yunan da çok İtalyan, Yunan veya Rus doktorlar da gerçekten fazla. Yani neden olmasın ki? Zaten kötü bir şey değil bunlara değil yazmak. Doğru diyorsun. Yani İtalyan'a belki İtalyanca yazamayız ama. Ya bu arada Türkçe yazmak konusunda bence daha avantajlı olabilir. Çünkü Türk doktorlara İngilizce yazdığımda daha az cevap aldım. Türkçe yazdığımda daha net red bile alsam. Reddin nedenini açıklayan ve biraz daha yani yazarken düşünmüşler. Birazcık daha umursanmış bir cevap aldım diyebilirim. Tamam. Yani o yüzden belki direkt Türkçe bile bir cover letter yazılabilir. Ama mesela bazı birkaç tane de deneyimlediğim şöyle Türkçeyi unutmuş, Türkçesi çok iyi olmayan Türk hocalar vardı. Evet. Onlar bir daha ekstra İngilizce yollar mısın diye rica ettiler. O da oluyor. Şimdi Ezgi ile bizim de burada 2 yıllık kısa biraz sayılabilecek tecrübemiz var şu an. Ve bakıyoruz bazı insanlar adından soyadından Türk ama o insan Türkçe belki bilmiyor, belki tercih etmiyor konuşmayı. O yüzden o da var, haklısın. Olabilir. Yani Türk olunca kesin Türkçe cevap verecek de diyemiyoruz. Tabii. Herkesin farklı yaşamı var, doğru. Peki biraz da böyle iş ortamından bahsedelim. Öncelikle şunu merak ediyoruz. İş yerinde İngilizce mi, Türkçe mi, Almanca mı nasıl konuşuyorsunuz? Ve iş yerinde böyle biraz sorumluluklarından bahsedebilirsin. Biraz ortalama bir günün nasıl geçiyor? Çünkü illaki merak edilir. Bunlardan da bahsedebilirsin. Burada muayenehane gibi bir kurumda görev alıyorum. Yani Praxis diye geçiyor ismi. Ama belki biraz Türkiye'de yabancı olabilir. Ben de buraya gelince Praxis'in ne olduğunu tam olarak anladım. Biraz sağlık sistemi burada farklı olduğu için özel muayenehaneler de aslında özel hastalar bakmıyor. Gene sigortalı hastalar bakıyor ama muayenehane özel. Yani devlet hastanesi değil. Öyle bir kurumda çalışıyorum. Bir günüm nasıl geçiyor ve hangi diller? Dediğim gibi İngilizce konuşuyorum. Tabii kendi hocam Türk olduğu için kendi aramızda bir şey konuşacak olduğumuzda Türkçe'de konuşuyoruz. Tabii hastalar yokken, hastalar varken ayıp olabilir çünkü Türkçe konuşmak. Yani anlamadıkları bir dilde bir şeyler konuşmak. Bu yüzden genelde İngilizce kullanıyorum. Tabii sadece damar cerrahisinde değil, aynı zamanda kooperatifle çalıştığımız için girişimsel radyolojide de vakit geçirdiğim oluyor. Orada tamamen İngilizce oluyor. Ve zaten burada sağlık sektöründe şunu fark ettim. Çoğu insan Alman değil zaten. Yani mesela bizim kliniğimizdeki hemşehrilerin bazıları Romanya, Bulgar,
Bulgaristan evet. göçmeni. Evet. Anestezi doktorumuz aynı şekilde. Bazen şef hekim bile Hintli olabiliyor yani. Evet. Hastalar aynı şekilde. Hastalar da çok farklı. Tabii Türk hastalar oluyor ve Türkçe konuşmaktan zevk aldıkları için Türk doktorları evet, tercih ediyorlar daha aha. çok. O açıdan evet yani dil konusuna hiçbir zaman sıkıntı çekmedim. Sadece Alman hastalarla biraz bazen Almanca bilmediğim için sıkıntı oluyor. Ama genelde İngilizce konuştukları için. Peki Alman hasta Almanca yani sadece Almanca konuşabiliyorsa orada hı-hı. nasıl bir ya orada çünkü Almanca o zaman çok yok değil mi? Ama... yok yok. Aha. Şöyle orada ne oluyor? Benim Cem Yılmaz'ın şu dil bariyeri benim şahım. Aynen dil bariyeri kurduğumuz da oluyor da zaten bir tek ben değilim orada tıp öğrencisi olan. Bir de Alman tıp öğrencileri de var burada Frankfurt Üniversitesi'nin hı-hı. öğrencileri. Ha, tamam. Orada onlar devreye giriyor. Ama İngilizce bilen hastalarla gayet güzel iletişim kuruyorum yani. O güzel ya. Yani ve o zaten konuda... cerrahi olduğu için hı hı. Bizim klinik safhada çok yani çok büyük vaktimiz geçmiyor denebilir. Zaten cerrahi yapıyoruz, operasyonlar yapıyoruz. Orada da zaten hastayla konuşmak gerekli olan bir şey değil yani. Aha. O yüzden bu konuda bir güzel yani evet. damar cerrahisi şöyle zaten ameliyat edeceğiniz hastayı önce bir muayene ettiğiniz için evet. aslında haftanın yarısı ameliyat yarısı muayenehane kültürüyle geçiyor değil mi? Şimdi Ezgi'nin çok merak ettiği bir konu var. Hı. Evet. Almanya'ya geldin bir doktorun yanında staj yapıyorsun. Peki ne kadar maaş alıyorsun? 4000 euro mu? Klinikten. Kamera kapalıyken 4000 euro dedi. Yok klinikten herhangi bir ücret almıyorum. Zaten Erasmus programı olduğu için aslında Erasmus da olsa yani ücretli de bulabilirsiniz. Bu da Erasmus'a engel değil. Ben bunu bu arada koordinatörümüzle görüştüm. Hı hı. Hatta dediler ki öyle bir şey bulursan senin için çok daha iyi olur. Ama bulduğum yer öyle değil açıkçası. Sadece Erasmus hibesi alıyorum. Ama eğer ücret de olsun diyenler varsa bu birkaç site var. Yani bu Formulator Ranking diye geçen. Hı hı. O sitelerden hastanelerin isimlerini, kendilerine sağlayacakları ek hizmetler olabilir. Yurt vesaire hı hı. ya da öğlen yemeği, sabah akşam evet, yemekleri evet, evet. tarzında. Ya bu biraz araştırma, biraz şans da denebilir. Yani mailde de biraz sonra da bilirler. Mailde buna. Bundan bahsedebilirsiniz ama yani şimdi. Şimdi bunlar ama şimdi bunları sormak aslında ayıp değil. Ya bunları en son hele sorabilirsiniz. Ki, yani mesela şöyle kabulü aldıktan tamam. sonra bir daha gelip ya böyle bir imkan da var mı diye. Yoksa en baştan sorarsanız biraz şey olabilir. Yani daha staj yok ortada. Sen aha, kalacak aha. yer para evet, diyorsun kardeşim. Evet. Ama yine de böyle en son raddeye bırakmasa da yani o ne denir? İletişime geçirdikten sonra karşılıklı iletişim başlarsa değil mi? Yani hı-hı. onu da sormalılar. Çünkü tabii. bazıları sağlıyormuş. Ya o biraz sağlıyormuş. Da şimdi hocanızla sizin aranızdaki ilişkiye bağlı. Şimdi eğer hı-hı. birazcık daha böyle yakın bir ilişkiye girebilirsiniz. Tabii bunları sormakta fayda var. Peki sence gelmeden önce nerelerde zorlanacağını düşünüyordun ve geldikten sonra zorlandığın noktalar neler oldu? Şöyle ben gelmeden önce hep şey hastane ortamında zorlanırım diye bekliyordum. Gerek dil konusunda gerek başka bir hastane. Zaten daha kendim stajlarıma başlamadığım için çok hastanelerde pratik anlamda yüksek bir bilgi sahibiyim diyemem. Ama ters köşe oldum biraz. Hastane ortamı ve dil konusunda hiç zorlanmazken hastane dışında yani ev işleri evet. konusunda biraz aha. zorlandığım oldu. Çünkü ilk evden çıkışım bu yani evden uzaklaşma anlamında tek hem başıma yaşamam. Hem yurt dışına çıkıyorsun. Hem yurt dışı hem de evden ilk çıkış aynı anda olunca tabii o biraz zorladı. Kültür şoku biraz yaşadın mı? Kültür şoku pek yaşadım denemez. Zaten, her yer Türk'ten. Ya zaten çoğu yerde Türkler var. Frankfurt da çok uluslararası bir şehir olduğu için kültür şoku çok yaşamadım. Yani böyle çok sadece Almanların yaşadığı bir yer olsa belki orada biraz kendini uzak hissedebilirdin ya da böyle Almanca konuşamadığın hı-hı. için bayağı biraz şey olabilir, yalnız kalabilirdin ama burada o olmadı. Evet. Zaten İngilizce çoğu kişi bildiği için. Peki bir de şunu soralım. Şimdi başvurmak isteyenlere, başvurmayı planlayanlara. Mesela şu an Ağustos'tayız. 2021 Ağustos'tayız. Evet. Mesela seneye yazın, 2022 yazında gelecek kişiler. Şu an mesela mail atmaya başlasınlar mı sence? Şu an biraz erken olur. Genelde her üniversite hastanesinin kendi tarihleri var galiba bunu hı hı. kabul etmek için. Ama ben tavsiye olarak Kasım'da yani Ekim'de bu hazırlıklara başlayın. Nerelere yazacağınızı, ne yapacağınızı, mektuplarınızı hazırlayın en azından. Belgeler bir hazır olsun. Kasım gibi atmaya başlayabilirsiniz. Evet. Tabii bazı çok revaçta olan plastik cerrahi olabilir ya da diğer yani
revaçta olan bölümler için belki daha da erken atmak mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Belgeleri erken hazırlamanın bir de şu artısı oluyor. Mesela motivasyon mektubu. Sen bir haftanı harcıyorsun, yazıyorsun o motivasyon mektubunu. Daha sonrasında bir ay sonra o mektubu açınca, yani yeni hiçbir şey okumasan bile tamamen, yani tamamen değil de biraz farklı bir bakış açısına sahip oluyorsun. Ve o mektupta geliştirecek şeyler illaki buluyorsun. Tabii, şu cümleyi tabii. Şöyle yazayım. Aa bak burada belki şunu değiştirebilirim. Uzun olmuş. Şunu biraz uzun olmuş. Şurayı biraz uzatayım ya da tam tersi. Aynen. Yani bu bizde de oldu. Bence belgeleri biraz erken hazırlamanın. Hı-hı. Çünkü insan hani beyni çok karmaşık. Tıp açısından söylemiyorum. Bizim bu biraz psikoloji dersleri kısmından. Evet. Yani her zaman farklı bakış açılarına sahip olabiliyoruz. Ve onu defalarca açmak, o yüzden dedin. 1-2 günde mektup yazıp bitirmeyin yani. Evet. Ya aynen, onu üstünde düşünün yani. Bir üstüne uyuyun derler yani. Uyuyun bir düşünün. Ve bu arada bu rüyanızda ne görüyorsun? Yani revaçta olan bölümler konusunda da şunu da söyleyelim. Ben mesela bir plastik cerrahi bölümünden de bir kabul almıştım. Ama o daha sonra zaten 4 kontenjanın 4'ünde dolu olduğunu fark ettiler ve beni başka bir tarihe koymak istediler. O tarihte de okulum olduğu için ben gidemeyecektim. Yani aslında bazen bir 5-6 ay bile yeterli olmayabilir. Biraz erken atmak önemli olabilir. O zaman son olarak bir de şunu soralım. 2 aylık bir tecrübe, hani görece kısa görece uzun, kişiden kişiye değişir ama güzel bir tecrübe. Memnun kaldın mı? Ne düşünüyorsun? Yani kesinlikle memnun kaldığımı söyleyebiliriz. Çünkü ben biraz böyle merak ediyordum yurt dışında. Yaşamayı da istiyordum açıkçası. Yani turist gibi değil de gerçekten bir yaşamayı... Evet, ikisi çok farklı şeyler, haklısın. Yani çok fark edeceğini ben de düşünüyordum. Bu yüzden güzel oldu. Hem buraya gelmişken Avrupa'da başka şehirleri de gezme imkanı oldu. Hı-hı. Dil gelişimi açısından olsun, yeni insanlar, yeni perspektifler tanımak açısından gerçekten tatmin edici oldu. Zaten tıp açısından öğrendiğim şeyler de yanıma kar olarak kaldı yani. Evet, ama ben özellikle sana katılıyorum. Yani bir yeri gezmeye gidince, bir yere tatile gidince o şehrin, o ülkenin şartlarını anlamayabilirsin. Ama orada böyle 1-2 ay böyle bir işin ucundan tutunca, ücretli ücretsiz fark etmez. Evet. O düzene bir kendini sokunca işte oranın senin için ne tür dezavantajları var, ne tür avantajları var. Tabii. Onu çok güzel gözlemleyebiliyorsun. Tatille olmuyor bu iş. Yani İstanbul'a gelip İstanbul'da işte Ayasofya, Sultanahmet gezmekle İstanbul'un o Antalya'da içe, tatil yapmak. Yani o İstanbul'un içerisindeki o sokaklardaki hayatı görmek işte ne kadar fark varsa tabii Almanya'da da öyle bir fark göreceğiz. O zaman Berkay, sana çok teşekkür ederiz. Gerçekten Ezgi ve kendi adıma ve diğer buradan izleyip yararlanacaklar adına da sana teşekkür ederiz. Çünkü tecrübeler çok kıymetli. Çünkü tecrübe en iyi hocadır ama ücreti pahalıdır. Sen burada zamanını, en kıymetli şeyini harcayarak bir şeyler öğreniyorsun, onu aktarıyorsun. Sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yönetmenim, bir şey diyor musunuz? Bizi takip etmiyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayınız. Evet. Ya bu arada bu videoyla ilgili de şunu söyleyelim. Ben de YouTube'dan böyle videolar aracılığıyla bu stajı bulduğum için aslında yani bu videolar bayağı kimin önemli. Kimin videosuydu? Kimin olduğunu hatırlamıyorum. Bir sürü video var da yani. Şimdi Almanya'da bir doktor var zaten bu konuda çok iyi videolar çeken Cemal. Yok o değil. Ya onu da tabii ki de uzun süredir takip ediyorum. Evet. Galiba bir 2-3 yıldır takip ettiğim söylenebilir. Ama spesifik olarak bir kişinin videosundan esinlenip değil de yani bu konuda birçok video izleyip ben bu şekilde geldim yani aslında YouTube'un da ne kadar yararlı, amacına göre yani kullanış amacına göre ne kadar yararlı bir şey olacağını göstermiş oldum. Çok teşekkür ederiz bu kamu spotu için de. Evet. O zaman yönetmenim bir şey diyor musunuz? YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da soru cevap etkinliklerimiz oluyor. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederiz. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.